Merhaba, selam. Bugün sizlerle TMI tag çekeceğim. Yani too much information, yani hakkımda çok fazla bilgi. Biliyorum bu eski bir tag videosu. Şu anda ben niye bu kadar parlağım onu da bilmiyorum ama neyse, konuşmalı bir video olacağı için çok da herhalde önemli değil parlaklığım. Uzun süredir böyle kamera karşısına geçip konuşmalı bir video çekmiyordum. Ve bu hakkımda çok fazla bilgi videolarını gerçekten çok sevdiğimi fark ettim. Bugün hatta birkaç tanesini izliyordum yani. Dedim o zaman ben de çekeyim. Soruları buldum ve şu anda o videoyu size çekiyorum. Böyle güneş bir bana vuruyor, bir vurmuyor. Perdeye çeksem çok karanlık oluyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Sorulara hemen başlıyorum. Şu anda üzerinde ne var? Bir tane kimono, bir tane body var. Burada siyah. Altımda basket şort var. Birazdan altıma eteğimi giyip çıkacağım. Daha önce aşık oldum. Evet. Şu anda aşığım. Daha önce aşık olduğumu sanmıştım ama 6 yıldır tek bir insana aşığım ve bu güzel bir şey. Daha önce çok kötü bir ayrılık yaşadım mı? Evet, yaşadım. Boyun ne kadar? 1.67 olması lazım boyum. Kilom, yani kilomu söylemeyi çok istemiyorum ama gerçi bana özel mesaj atan herkese söylüyorum. Ben 55 kiloyum, 55-56 arasındayım. Tekrar 52 olmak çok istiyorum. Onun için uğraşıyorum şu anda. Hiç dövmen var mı diye sorulmuş. Şuradaki ya da şuradaki tam olarak bilmiyorum. Linklerden izleyebilirsiniz. 8 tane dövmen var. Onlar hakkında bütün bilgileri orada bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Hiç piercingim var mı? Daha önce burnumu deldirmiştim. Ama kapandı. Kıkırdağımda o piercing sayılır mı bilmiyorum. Kıkırdağım delik. Başka da bir piercingim yok. Olsun da istemiyorum açıkçası. En sevdiğin hayali çift kim? Düşünecek olursam en sevdiğim hayali çift, yani hayali çift olarak en sevdiğim hayali çift, bu biraz böyle şey olacak, saçma olacak ama Gossip Girl dizisindeki Chuck ve Blair, yani benim hayatımda gördüğüm en güzel çift onlardı kesinlikle. En sevdiğin televizyon şovu, Project Runway'i seviyorum. Başka şey vardı eskiden, onu çok izliyorduk Berkay'la birlikte. Gordon Ramsay'nin mutfağını izliyorduk. Şimdi de şey, mini şefler var, onları izliyorum. Dizi olarak, şovu dizi olarak çevirecek olursak dizi serilerimi sizinle paylaşıyorum. Bu serileri izlemek için de tekrar buraya tıklayabilirsiniz. En sevdiğin grup. Grup olarak şu anda Oscar and the Wolf'u çok seviyorum. Ama çok popüler oldukları için çok böyle her yerde bunu vurgulamak istemiyorum açıkçası. Çok popüler oldukları için. Onun dışında Muse'u çok seviyorum. Grup olarak söyleyecek olursam yani. Ama DJ gruplarına bahsedecek olsak Taylor Fass var, Adriatic var. Onları çok seviyorum. Yani müzik konsepti biraz karışık ya. O yüzden her telden müzik dinlediğim için. Yani grup olarak direkt söyleyeceksem eğer, yani all time, hani böyle bütün zamanların en büyük sevdiğim grup tabii ki Queen. Özlediğim bir şey dedemi çok özlüyorum. En sevdiğin şarkı, şu anda en sevdiğim şarkı, en çok dinlediğim şarkı Oscar and the Wolf'un bir şarkı, Princess isimli şarkısı. Ama bu şarkı da çok popüler olduğu için çok da söylemek istemiyorum yani, onu da saymayın o zaman. En sevdiğim şarkı, evet, Coldplay'in bir şarkı, Lost in an Adventure sanırım ismi, onu çok dinliyorum bu ara. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım, 24,5 yaşındayım. Burcun ne? Oğlak. Partnerinde aradığın özellikler, sadık, zeki ve komik olması. En sevdiğin söz, bir tanesi burada zaten, Laviable, hayat güzeldir. Bir de bu ara şeyi çok seviyorum, hayat her zaman size ikinci şans verir, buna yarın denir. En sevdiğin oyuncu, Tatyana Mesen'i diyebilirim kesinlikle, bir dizi oyuncusu söyleyeceksem. Onun dışında adını hatırlamıyorum, şu an adını hatırlamadığım için Berkay bana çok kızacak. NCIS isimli dizide oynayan yaşlı adam. Çok kızacak bana. Ben isim konusunda inanılmaz zayıf zekalı bir insanım, bu da bir bilgi olsun. İsim aklımda tutamam ben. Bana hani biri dese ki, hani atıyorum şu anda, şu an onu çok iyi bildiğimiz için, Jennifer Lopez kim dese, o kim ya falan derim. Hani o derece beyin algılamıyor benim, isim hafızam sıfır. En sevdiğin renk, siyah. Gürültülü müzik mi, sessiz müzik mi? Kesinlikle gürültülü, bangır bangır gürültülü müzik seviyorum. Üzgün olduğunda nereye gidersin? Dışarı çıkarım. Genel olarak dışarı çıkarım üzgün olduğum zamanlarda. Ama spesifik bir yer söyleyeceksem eğer, Beşiktaş'a gidiyorum. Üzgün olduğumdan Beşiktaş'a gidiyorum. Neden bilmiyorum. Duş alman ne kadar uzun sürüyor? Bu birazcık değişiyor. Ama genel olarak bayağı uzun sürdüğünü söyleyebilirim işte. Peeling'i, yani duş almak mı banyo yapmak mı? Duş almaksa 15 dakika falan sürüyor. Banyo yapmak dediğimse 45 dakika falan sürüyor. Daha önce fiziksel bir kavgada bulundum mu? Evet, bulundum. Seni heyecanlandıran şey nedir karşı taraftaki? Dediğim gibi zeki olması, zeka. Kesinlikle. Özveri ve ya ufak tefek küçük sürprizler çok çok hoş bir şey. Ufak tefek minnacık ya, böyle çok önemli olmasına gerek yok. Mesela
Bana Berk her zaman böyle bir tane rozet alıyordu. Ben çok mutluyum falan. Tatmin etmesi çok kolay bir insanım açıkçası. Seni karşı tarafına iten şey kesinlikle yalan. Hani beyaz yalanlar tabii ki değil ama yalan ve bencillik. Neden YouTube'a katıldım? Etraftaki insanlardan çok sıkıldım. YouTube'u böyle sadece ve sadece gösteriş yapmak için kullanan insanlardan çok sıkıldığım için biraz daha gerçek bir şeyler yaratmak amacıyla YouTube'a katıldım. Korkuların, karanlıktan çok korkarım. En büyük korkum karanlık. Onun dışında depremden çok korkarım çünkü 17 Ağustos depreminde göçük altında kalmıştım. O yüzden deprem ve karanlıktan çok korkuyorum. En son senin ne anlattı? Sabah Game of Thrones'da, burası izlemeyenler için spoiler ama biri öldü. Çok tatlı bir karakterdi. O ölünce çok ağladım. Sabah, bu sabah ağladım. En son ne zaman birine sevdiğini söyledin? Dün akşam Berkay'a yatmadan önce söyledim. YouTube isminin adı neden, anlamı nedir? Ece X, bu arada güneş gitti bayağı, böyle bir yüzüme şey indi, nur indi. Ece X, neden X? Aslında değiştirmeyi düşünüyorum. Bu konu bana düşünceleri sorarsanız çok sevinirim. Soyadımı kullanmayı düşünüyorum ama Ece Şahinoğulları olduğu için soyadım, hani kullansam kullanmasam çok kararsızım. Bu düşüncenizi benimle aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. En son okuduğum kitap sorusunu görünce bunu elime aldım. Bu kitaplardan size daha sonra bahsedeceğim ama Franz Kafka'nın Dönüşüm isimli kitabını okudum. Şu anda okuduğum kitapsa Masal Terapi diye bir kitap. Terapi kitabı, kişisel gelişim kitabı. Onunla ilgili düşüncelerimi de sizinle paylaşacağım zaten. En son izlediğin show Game of Thrones. En son konuştuğum insan ev arkadaşım Gülçin. En son mesajlaştığın insan sanırım WhatsApp'tan bu. Ona bir bakmam lazım. En son ev arkadaşıma yazmışım yine. En sevdiğin yemeğin, kremalı patatesi çok seviyorum ama bu ara inanılmaz derecede salataya takmış durumdayım. Yani her çeşit salata yiyorum şu anda. Çok böyle kış geldiği için, kış geldi tabii. Yaz geldiği için böyle inanılmaz fazla salataya falan takmış durumdayım. Çok fazla salata yiyorum. Özellikle böyle narlı, böyle buğdaylı salataları çok seviyorum. Gitmek istediğin yer Disney World. Kesinlikle Disney World'a gitmek istiyorum. Duya ve Crush demiş. Evet var. Berkay yani. Tabii ki. Ama ünlü birini soracaksanız eğer çok beğendiğim bir insan var. Ve ben nazar değdirdim. Ben Can Bonomo'yu çok beğeniyordum ve kendi ilişkilerine nazar değdirdim. Oğlum sen yazdıysan boz. En son kimi öptün? Dün akşam eve gelince Gülçin'i öptüm. En son sana edilen hakaret. Kırgın Çiçekler Cemre makyajında bir tane kız artık engellemek zorunda kaldım. Çünkü bildirimden bildirim manyağı olmuştum. 200 tane falan böyle sen Cemre'nin işte hiçbir şey olamazsın falan gibi bayağı hakaret etmişti. En son o var. En sevdiğin tatlı dondurma. Dondurmayı çok seviyorum. Yani yazın dondurma yemediğim hani gün neredeyse yoktur. Ama şu anda kendime dikkat etmek çalıştığım için 2 günde bir falan yiyorum. Bana soruyorlar hani rejim yaparken dondurma yiyor muydun diye. Yani dondurmayı böyle haftada bire falan anca düşürebiliyorum. Benim zayıf noktam dondurma. Bana dondurma verin, her şeyi yaptırabilirsiniz yani, öyle söyleyeyim. Hangi enstrümanı çalıyorsun? Piyano çaldım, bıraktım. En sevdiğin mücevher? Kesinlikle ve kesinlikle yüzük takmayı çok seviyorum. Ama ben çok daral gelen bir insan olduğum için, ben çorapla bile uyuyamayan bir insan olduğum için sürekli yüzüklerimi çıkartıp bir yerde unutuyorum. O yüzden yüzük ve saat en sevdiğim aksesuarlar. En son yaptığın spor, sabah yoga yaptım. En son söylediğin şarkı, biraz önce Oscar and the Wolf'tan bir şarkı söyledim. En sevdiğin selam cümlesi, sevdiğim değil ama bir konuya girerken çok fazla söylediğim bir şey diyeceğim diye bir şey var. Biraz bir şey söyleyeceğim, biraz ben bir şey diyeceğim falan vardı. En çok öyle girerim konuşmaya. Daha önce kullandım mı? Tabii ki kullandım. Kullanıyorum. En son biriyle ne zaman dışarı çıktın? Geçen hafta sonu dışarı çıktık Berkay'la birlikte. Bu seferki soruları kim cevaplamalı diyor. Bence bu seferki bir sonraki soruları Ece Targıt cevaplamalı. Umarım benim aklımda bu kadar saçma sapan bir hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Etiketlediğim Ece'nin de dediği gibi abone olmak bedava. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.